Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Gülbacınızın mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Bugün çarşıda fatura işlerimiz vardı. Ondan sonra onlara uğraştık arkadaşlar. Bayağı bir zordu yürümesi. Her taraf kayıyor. Yollar buz pisti gibi. Nazim koluna girerek yürüyerek gittik geldik Allah'a şükür sağ salim. Şimdi de akşam yemeğimizin yanına güzel bir çörek yapalım dedik. Çöreğimi fırına verdim. Mutfakta tabii ki illaki yemek piştiği için düdüklü sesi geliyor diyerek açılışımı salonda yapıyorum bacılarım. İnşallah videomu beğenerek yorumlarınızı beklerim. Beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Destek olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Hemen geçelim çöreğimize. Hemen şöyle malzemelerime geçeyim değerli takipçilerim. Burada bir su bardağı ılık sütümüz var. Bir su bardağı ılık suyumuz. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir su bardağı ılık su derken şöyle bir çay bardağı biraz büyük bu bardağı. Bir su bardağı değil arkadaşlar, yanlış olmasın. Bir su bardağı süt. Şöyle bir çay bardağı su. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle 1,5 yemek kaşığı şekerimiz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Onları da dökelim. Bir paket İnstant maya. Onu da bir paketine döktük. Bunu güzelce karıştıralım. Mayamız kendine azıcık salsın. Hemen kenara alalım şunları. Burada 4 su bardağı unum var. Unumuzu da şöyle yavaş yavaş ilave ederek yoğuralım. Hamurumuz yumuşak şekilde olacak. Çok sert olmayacak. Biraz daha indireyim ve şöyle yoğurmaya başlayayım. Kahvaltılara birebir çok güzel çöreğimiz. Hamur elimize yapışıyor. Öyle hiç şey yapmayın arkadaşlar. Unu çok atmayın. Şöyle çırptıkça kendini toparlar. Elinize bırakır bu. Sürekli böyle çırpın. Gördüğünüz gibi leğenin altını hemen boşladım. Kenarlarını hemen şöyle toparlayalım. Böyle devam. Hamurunu görüyorsunuz. Pek güzel oldu arkadaşlar. Tamamen kendini toparladı. Hemen şöyle kapatıyorum. Üzerini mayalamaya bırakalım. Hemen şöyle hamurumu gördüğünüz gibi kenarları açmaya başlamış bile. Çok da güzel mayası geldi. Hemen burada bir toparlayıp gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık. Şöyle havasını bir alalım. Hepsini buraya hazırladık. Gerçekten pamuk gibi çok güzel. Çöreğimiz olacak arkadaşlar. Hamurumuzu yumuşak yoğurun. Böyle çöreklerde hamurumuz yumuşak olduğunda istediğimiz neticeyi elimize alırız. Elim hiç yağ bile değmedi. Kendiliğinden açtım. Eğer elinize yapışırsa arkadaşlar hafiften elinize yağ sürün. Şuradan elime yapışan hamurları da alıp sıra etmeden geri üstüne koydum.
Hemen ben bunun üzerini şöyle kapatıp hepsi mayasını alması için kenara çekeceğim. Hemen burada şöyle dereotuyla maydanozum var. Bir tutam. İkisini şöyle güzelce ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Burada peynirimiz var. Onu da rendeleyeceğim içine. Dereotu böyle çörekle çok güzel yakışıyor kokusuyla beraber. Hemen şöyle. Kaşarımızı da şu gözüyle rendemizin. Rendelerin hepsini gördüğünüz gibi incecik oluyor bununla. Şimdi arkadaşlar tepsi mayamızı 15 dakika beklettim. Hemen şöyle hamur kesme aletimle, hamurumuz çok yumuşak olduğu için bunu ben biraz yağa sürüm ki içinden şöyle bir daha deneyim arkadaşlar. Kestiği belli olmuyor. Hemen şu kenarına yağ değdireceğim. Hatta şöyle zeytinyağı zaten şey olacak. Üzerine zeytinyağı dökeceğim için şurada şöyle hemen hamburgeri toplamasın. Şöyle gördüğünüz gibi böyle daha güzel oldu. Çünkü hamurumuz çok yumuşak. Şöyle hafiften elimle tekrardan şöyle incecik değdireyim. Bu çöreği yapmanızı gerçekten arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Gülab'la bize kilo aldırıyorsunuz diyorsanız bir misafiriniz geldiğinde özellikle soframızın beğeni rekorunu kıracak. Dediğim gibi hamurumuz çok yumuşak. Hemen ben de şöyle kenarlara yağ değdirerek kesmeye devam ediyorum. Sırf karelerimiz belli olsun diye yağ değdiriyorum. Yoksa hamuru geri yukarıya toparlıyorum. Ekmek niye sen de yiyenler var? Süt ekmek gibi çok güzel olur. Aynen. Zeytinyağını alayım mı? Yok zeytinyağı dur. Az şuna zeytinyağı dökeceğim. Üzerine sürmek için. Çok az. Tamamdır. Ah şunu alabilirsin şimdi. Hemen şöyle arkadaşlar. Üzeri için zeytinyağımız var. Şöyle doğradığım dereotum, maydanozum, kaşarım hepsini birbirine katalım. Bunun üzerine az bir zaten şu kenarlarını zeytinyağıyla kestiğimiz için çok da zeytinyağlı olmasın. Fırçamızla üzerinden gezdirelim. Sıvı yağ olur mu peki elde zeytinyağını? Tabii sıvı yağ da olur. Parlatmak için. Yüzünün kurumaması için.
Şöyle hazırlamış olduğum dereotlu iç harcımı da şu şekil aralarına katalım arkadaşlar. Vallahi acayip güzel kokuyor. Ben bunun şeyini de çok seviyorum. Dereotunu çöreğini, çörekli dereotlu yap, dereotlu yapınca çöreği. Evet, peyniri seviyorum. Kura şeyi bile çok güzel oluyor değil mi Nazik? Dereotuna gelirse kokusunu seviyorum ben daha doğrusu onun. Çok da abartmamak lazım. Çok da ağır olur, çok atarsınız. Çok hafif bir yok, şey. Yok, çok zaten bu hepsi dereot değil. Maydanoz da var bunun içinde. Şöyle fırçamızla da hep beraber güzel şekilde sürelim. Fırınımı 200 derece ayarladım arkadaşlar. Hamurum zaten gördüğünüz gibi çok kalın bir hamur değil. Çabuk pişiyor. Evet, pek güzel oldu. Şimdi burada geri kalan kaşarlarımı şu şekil ince bir şekilde çizgilerimizin araya katalım. Hiç ısrar etmedik, hepsini bol bol doldurduk üzerine. Şöyle yapmış olduğumuz çöreğimizi gönderelim fırınımıza. Evet, şöyle pişti arkadaşlar çöreğimiz ama çok sıcak. Az bir ön sıcağı geçsin. Şöyle bölüp göstermek istiyorum arasını sizlere inşallah. Gördüğünüz gibi rengi peynirler üstünde çıtır çıtır çok güzel pişti. Arkadaşlar resim çekerken de görüyorsunuz. Ilgaz buradan attı elini, hemen tuttu yemin ederim. Hem de ağzına koydu hemen. Şöyle yumuşaklığını gösterelim. Benim kestiğim yerler birbirine kabarınca yapıştı bile. O pamuk gibi vallaha. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Valla çay koyun yiyin poğaça gibi, çok güzel olmuş göz arasını göz. Arasını görüyorsunuz. Şöyle yine bölüm. Hiç hamur namura bir şey kalmamış. Kokusu da çok güzel. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Yiyesim geldi. Bir tane yiyeyim arkadaşlar. Yapalım, ben de yiyeyim. Müthiş olmuş. Vallahi müthiş olmuş. Pamuk gibi. Hamurunu yumuşak yiyorum. Harika. Güzel şeyler çıkar. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın değerli takipçilerim.